Sevgili dostlar, Beydere Akademi'nin dördüncü programı. Bugün Taşkın Denizağabey'in bize aslında kısmen veterinerliğin konusu olan aşı ile ilgili bir şeyler anlatacak. Önce küçük bir giriş yapayım. Taşkın abinin herkes için farklı şey vardır ama benim için özelliğinden bahsedeyim. Ben Beydere'ye ilk geldiğim gün babam İlhan Aydemir'in selamıyla beni tutmuş, Taşkın abinin eline tutuşturmuştu ve bırakmış gitmişti. Biz o gündür bugündür Taşkın abimin benim için bir abilik vasfı vardır. Bir önderlik vasfı vardır. Bir sıkıştığımda fikir almak için bir başvuru kapısı özelliği vardır. Ve hepsinden daha önemlisi analitik düşünebilen, detaylı düşünebilen ve ince detayları görüp güzel başarılara, güzel şeylere imza atabilen bir mühendislik şeyi vardır, örnekliği vardır. Biz bugün ondan veteriner aşı üretimi ve özellikle GMP konusunda konunun tamamını belki istemeyeceğiz çünkü süremiz kısıtlı ama özellikle püf noktaları ve bizim için öne çıkarılabilecek noktalarını kendisinden talep edeceğiz. Taşkın abi söz sende. Ben konuyu özür dilerim. Öncelikle Ben konuyu çok fazla bilmediğim için çok fazla bu sefer bir moderatör vasfında olmayacağım. Tamamen konu senin. tamam, teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel sözlerin için, o senin güzelliğin. Tabii ki biz bulunduğumuz yerde bilebildiğimizin en iyisini yapmakla yükümlüyüz. Bilmiyorum, sesim güzel geliyor değil mi? Geliyor, hiçbir problem yok. Güzel. Şimdi tabii yıllar bizi buraya getirdi. Önce ziraat teknisyeni olarak 91 Beydere mezunuyum. Çalışmaya başladık. Sonra makine mühendisliğini bitirdik 95'te 9 Eylül Üniversitesi'nde. Makine mühendisliğini bitirdikten sonra ŞAP Enstitü Müdürlüğü'ne tayinimiz çıktı. 97, 2013, 16 sene ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü'nde aşı üretimiyle ilgili çalıştık. Daha sonra 2007 açık öğretimden işletme, 2010 Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik'te yüksek lisans. Doktoraya başladık ama kısmet olmadı bitirmek. Dolayısıyla bizim yaşantımız böyle. 13 yılında GMP denetçisiydim bakanlıkta. Çok çalışamadım, bir yıl oldu. Ondan sonra da Urfa'da 2013'ten sonra bu tarihe kadar Dol ve Taşeli veteriner aşıları üretimi üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Tabii arkadaşlarım veya işi bilmeyenler genellikle soruyorlar, makine mühendisinin aşıyla ne işi olur diye. Bayağı işimiz var. Yani burada bir mühendis değil, 3-4 mühendislik bir alan söz konusu. Geniş bir alanı var. Dolayısıyla ben görebildiğim ve bilebildiğim kadarıyla size hem veteriner aşı üretimi hem de GMP bu iyi üretim uygulamaları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Şöyle başlayalım. Aşı nedir? Çeşitleri nelerdir? Üretimi. Bu aşının üretiminde uygulanan standart GMP, Good Manufacturing Practice diye geçiyor. Bizde de iyi imalat uygulamaları olarak geçiyor. Şimdi aşı sektörünün önce bir yerini koymamız lazım. Aşı sektörü gıdanın bir üstünde, uzay sektörünün yani uçak ve havacılığında bir altında bir sektördür. Dolayısıyla kalite anlamında baktığımızda oldukça üst düzey kalite gereklilikleri olan bir sistemdir. İşte bu sistemin tanımını, nasıl uygulanacağını, nelere bakılacağını da GMP dediğimiz standartlar belirliyor. Aşı aslında canlı mikroorganizmanın tamamının veya bir kısmının vücuda belirli şartlar altında verilmesiyle vücuttaki immün Tamam. sistemin uyarılmasıdır. Bu sizin taşkın olsa gerek. Taşkın değil Evet. bu. Sizin Evet. taşkın. Kıymetli arkadaşlar, giren kamerayı Bak. kapatabilirlerse. Evet Taşkın abi, sen devam edebilirsin. Evet. Şimdi bu canlı mikroorganizmayı ya da onun bir parçasını vücuda verirken onu tabii ki belli şartlara, inaktivasyon dediğimiz veya attenüasyon dediğimiz onun hastalık yapıcı özelliğini yok ediyoruz.
yani canlı ama hastalık yapamayacak şekle getirip vücuda verdiğimizde vücudun immün sistemi antikor dediğimiz savunma mekanizmasını harekete geçiriyor ve antikorları üretiyor. Bu ürettiği antikorlar da bu hastalıkla, bu mikropla mücadeleyi sağlıyor. Genel olarak bu antikorlar belli bir süre hafızada kalıyor. Hafıza hücreleri oluşuyor. Ve aynı hastalık tekrar vücuda girmek istediğinde vücut diyor ki ben seni tanıyorum. Projelerin elimde doğrudan antikor üretimine geçiyor. Ama ilk defa tanıştığımızda bu süre uzayabiliyor. Yani bir hafta 10 günü buluyor. Aşı İngilizce'de vaksin olarak geçiyor. O da vakka inek kelimesinden çıkıyor. Yani bu kökende aslında inek çiçek aşısından kaynaklanan bir şey var. Temel var. 1950'li yıllarda daha öncesinde de aşıyla ilgili bir takım çalışmalar var ama dünyada esas bu işler 1950'li yıllarda hızlanıyor. Özellikle hücre kültüründe virüsün üretilebildiği, her hücrede her virüs değil ama belli hücrelerde belli virüslerin üretilebildiği tespit edildikten sonra süspansiye kültürde büyük hacimlerde aşı üretimleri hem veteriner hem insan için uygulanmaya başlıyor. İşte burada detayları var. Yani bir aşı nasıl olmalı? Tabii ki aşının saklanabilmesi çok önemli. Yan etkisi olmamalı vesaire. Bu genelde ilaçta da uygulanan temel bilgiler. Aşı üretimi, yani biz işte aşı üretimini biliyoruz. Gitsem evde aşı üretsem olur mu? Hayır, olmaz. Aşının çok büyük detayları var. Çok uzun süreç alıyor bir aşıyı ortaya çıkarmak. Bazen 2 yıl, bazen 10 yıla kadar uzayabiliyor bir aşının masaya konması. Bu gereklilikler tabii kuruluş izni alıyorsunuz, bakanlıktan işletme izni alıyorsunuz, protokoller hazırlıyorsunuz, klasör, bütün prosesinizi, testlerinizi yazıyorsunuz. Bu protokol onaylarından sonra tesisi çiziyorsunuz, onay istiyorsunuz. Ben böyle bir tesis yapacağım uygun mudur diye. Uygundur derlerse o tesisi yapıyorsunuz. Bu sefer onun testleri var, kalifikasyonları var, devreye alıyorsunuz. Dokümantasyonu var prosesle ilgili. Saha denemeleri var. Bütün bunları yaptıktan sonra üretim iznine başvuruyorsunuz. Üretim yapıyorsunuz. Kendi içinizde bir kalite kontrol sistemi kuruyorsunuz. Ancak aşı konusunda devlet yetkiyi üretici kuruma vermiyor. İlaçta siz kendine salıverme yapabildiğiniz halde her bir aşının her bir serisi bizim İzmir Bornova'da yeniden testlere tabi tutuluyor. Ve bu testler onay verirse o zaman satışa izin veriliyor. Dolayısıyla uzun boylu bir süreç. Çünkü bir aşıyı sahaya çıkarıp zararsız, steril ve koruyucu özellikleri tam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yine çok çeşitli aşı üretim metotları var. Biz özellikle bu klasik aşı üretim metotları üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii DNA aşıları vesaire bunlar da şu anda çalışılan konular. Ama şu anda bizim çalıştığımız alan genellikle mikroorganizmaların zayıflatılmışı, ölü ya da canlı aşılar. Canlı aşıları da liyofize ederek kullanabiliyoruz. Çiçek aşısı, brusella aşıları vesaireyi bu şekilde liyofizatörlerde kurutarak raf ömrünü uzatarak saklıyoruz. Daha sonra tekrar canlandırma dediğimiz işte sulandırma sıvısıyla canlandırılıp tekrar uygulanıyor. Bu Oxtol, Tylenol vesaire bunlar bizim rutinde ürettiğimiz aşılar. Üst tarafta da bir üretim ekipmanı. Biz buna biyoreaktör diyoruz. O cam gövde içindeki kırmızı alanda hücre ve besi yeri var. Yan tarafındaki kontrol paneli de aynı insan vücudundaki gibi pH'i, oksijeni, sıcaklığı, homojeniteyi, karışımı ayarlıyor ve gerekli kimyasal ilaveleriyle bu içerideki canlı mikroorganizma süspansiye kültürde üretiliyor. Tabii şimdi birçok konu iç içe geçmiş durumda. ISO 9001-2015 var, 17025 standardı var, GMP var. Var da var, hepsi birbirine bazen karışabiliyor. Aslında bu standartlar birbiriyle bazı noktalarda kesişiyor, bazı noktalarda ayrışıyor. Nasıl
kesişiyor veya ayrışıyor. Mesela GMP'li bir üretime geçmeden önce bir aşının veya ilacın önünde bir ARGE süreci var. Burada basit ve detaylı araştırmalar yapılıyor. Sonra GLP dediğimiz Good Laboratory Practice altında, yani her şey yazılarak, dokümante edilerek, belli kayıt kuyutlar standarda uygun, 17.025'e uygun olarak tutuluyor. Ve burada preklinik geliştirmeler yapılıyor. Daha sonra Good Clinical Practice dediğimiz üçüncü aşamada saha denemeleri, insan ve hayvan denemeleri yapılarak bu süreç tamamlanıyor. Ve en son üretim aşamaları, endüstriyel ölçekte sahaya verilecek olan aşılar ise GMP standardı altında yürütülüyor. Dolayısıyla bunların arasında da kendi içinde bu şekilde bir ilişki var. Bu şeyde de böyle mi abi? Şimdi artık modaya COVID aşısı, normal beşeri aşılarda da mı sistem bu şekilde? Aynen. Şöyle birazdan bahsedeceğim. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nin Eudralex Volume 4 dediği bir doküman var. Bu dokümanı açtığınızda bütün üretimlerle ilgili detaylar, veteriner aşıları da olmak üzere orada veriliyor. Bu GMP'nin ana standardı bu. Belli tarihlerde güncelleniyor. Sürekli güncel olarak tutuluyor ve internette açık bir dokümandır. Herkes ulaşabilir. Bu insan ve hayvan açısından son aşamadaki saflaştırma basamağı dışında neredeyse üretimler %95 aynıdır. Sadece hayvan kütlesi ile insan kütlesi arasındaki farktan dolayı bizim alacağımız toksik doz miktarı ya da fazla protein miktarı ile hayvan ikisi farklı olduğu için insan aşılarında son saflaştırma basamağı önemlidir. Orada protein ve şeyleri düşürürsünüz. İnsanda o pirojenler veya proteinler anafilaktik şok yapıp zarar vermesin diye. O son saflaştırma işlemleri dışında neredeyse prosesler çok benzerdir. Yani bizim ürettiğimiz çiçek aşısını hayvan için biz aynı insan suşunu kullanarak insan için de rahatlıkla üretebiliriz. Hiçbir arada şey yok, farklılık yok. Şimdi peki bu GMP nereden çıkmış? 1950'den önce insanlar bir şekilde üretimler yapıyormuş. Ancak bir kısım problemler, sıkıntılar ortaya çıkmış. 1905'te ABD'de difteri aşısını kullanan 20 kişi ölüyor. 37'de öksürük şurubundan 107 ölü var. 1957'de büyük bir facia oluyor. Talidomid faciası. Ve burada 10 binden fazla insan kolsuz bacaksız doğuyor. Bu bir doğum kontrol hapı. Burada proseste çok küçük bir değişiklik yapıyor üretim müdürü ve on binlerce insan hala bugün yaşıyorlar. Ve bunların kolsuz bacaksız doğmasına neden oluyor o basit proses değişikliği. 1997-2008... Bizde şu anda aşıdan korkulmasının herhalde sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani bazıları aşı retçileri falan var ya. Evet. Yani şimdi şöyle kar zarar hesabı aslında her şey oraya bakıyor. Biz bunu yaparsak ne kaybedebiliriz, yapmazsak ne kaybedebiliriz ama görünen o ki kaliteli aşılardan bahsediyorum. Her ülkenin her aşısı da kaliteli olmuyor. Kaliteli aşılarla ilgili bir sorun yok. Ama eğer bu üretimler bu GMP standartları altında yapılmazsa o zaman tabii ki riski var. Ayrı bir konu değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bizim tabii bu 1957 yılı aslında bir milat. Bu talidomid faciasından sonra bir dakika ne oluyoruz? Nasıl böyle bir hata yapılır? Nasıl bu kadar insanın canı yakılır diye. Biz o zaman bu işi bir kontrol altına alalım deniyor. Ve tabii ki bu olaylar hala bugün bile devam ediyor. Bakın ABD'de 2008'de, 2009'da Nijerya'da falan. Bakın talidomitten 1957 yılında doğan bir kız çocuğu muhtemelen hala yaşıyor. Gene 2008'de heparin faciası oldu vesaire. Peki bu faciaları nasıl engelleriz? Bu sıkıntıları nasıl çözeriz? İşte gıda, ilaç, biyoteknoloji, kozmetik, medikal ve gıdada yapılan üretimler insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Şimdi tüm sağlık diye bir kavram çıkıyor. Artık hayvan ve insan sağlığı değil,
toplam sağlık üzerinden gidiliyor. Çünkü hayvan sağlığı da aslında insan sağlığını doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada hayvan insan fark etmeden bütün üretimlerin insan sağlığını doğrudan etkilediği varsayımıyla bu üretim kalitesinin garanti edilmesi gerekliliği öne çıkıyor ve bunun için bir standart GMP iyi imalat uygulamaları şeklinde bir standart uygulanmaya başlanıyor. Ne zaman? İşte bu 1950'li yıllarda Türkiye'de de bunu Türkçe olarak iyi üretim uygulamaları, ben veteriner hekimlikten söyleyeyim, 2011 yılında direkt bu Udralex Volume 4'ün tercümesiyle bu işe giriliyor ve ülkemizde son 5-6 yıldır güzel işler yapıldı. Hızlı bir gelişme sağlandı. Özellikle merdiven altı üretimler azaltıldı. Kalitede artışlar oldu. Yurt dışına ihracat yapan firmaların sayısı arttı ve iyi bir gelişme sağlandı. Tabii ki GMP sadece işte bir ISO benzeri düşünürsek yanılırız. ISO GMP ile kıyas edildiğinde GMP ondan çok daha kapsamlı. İşin hem önünü hem sonunu düşünen ve isteyen bir standart. Burada bize üretim yerini, çevreyi, alet ekipmanı, prosesi, personeli, ham maddeyi, her şeyin hangi limitlerde, hangi aralıklarda olduğunda istenen sonucu üreteceğini söyler. Dolayısıyla bizim bunları sağlamamız gerekir. Birazdan da GMP ile ilgili maddelerden bahsedeceğim. Zaman daralırsa haberim olsun Mehmet. Tamam. Ona göre hızlanayım. Gerekirse... Amerika'da işte FDA var. 1962'de işte bu faciadan sonra kuruldu. Avrupa'da 1970'te EMA kuruldu. Bakın onlar hemen 8'er yıl, 5'er yıl arayla tepki verdi. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak aslında çok geç kalmadan 84 yılında GMP'ye geçiş yapıldı. Veteriner tıbbi ürünler biraz gecikti 2011'e kadar. Bizde de 2015'te GMP denetimleri başladı. Üretim yeri denetimleri de 13'ten itibaren başladı. Ama bu 3-5 senede de çok iyi 10-15 yıllık belki 20 yıllık yol alındığını söyleyebilirim. Çünkü ciddi tecrübeli bir kadro var. Yine dünya üzerinde farklı GMP'ler var. Kanada GMP'si, işte Japon GMP'si, Amerikan GMP'si, Avrupa GMP'si. Bunlar bazen ticari şeylerden dolayı yanlış şeyler yapabiliyorlar. Nasıl? İşte birisinin ürettiği distile su üretim cihazını veya distilasyon metodunu, water for injection diyoruz. Bizim bu üretimin temelinde kullandığımız injectable sular var, saf su. Bunları da biraz bahsedeceğim. O suyun üretim metodunda anlaşamıyorlar. Çünkü birisi reverse osmozu bulmuş, öteki distilatörü bulmuş. Biri diyor ben distilasyondan başka metot kabul etmem. Öteki diyor reverse osmoz olsun. Neyse bunları anlaştırmak için işte IGH diye bir birim kuruldu. Şimdi en azından bu membran teknolojisiyle VFU üretimi kabul ettiler. İnsanları sıkıntıya koymadılar. Çünkü siz bir tesis kuruyorsunuz, bir standarda göre kuruyorsunuz. Ondan sonra Amerikalı diyor ki bu tesis benim standardımı sağlamıyor. Hadi buyur bu sefer onun için ayrı bir tesis kur. Bu da zor bir şey. Tabii bunları çözmeye çalışıyorlar. Evet, şimdi GMP ile ISO arasında ilişki de var, ayrıldığı noktalar da var. GMP, ISO gönüllülük esasına dayanır. Yani siz kendiniz başvuru alırsınız ama GMP yasal bir zorunluluktur. Bakanlık belgesi olmayan kuruluşa denetim yapar ve izin verir. Aksi halde denetim yapıp belge alamayan ya da denetime girmeyen kurum üretim yapamaz. Dolayısıyla yasal zorunluluk. Yine GMP tüketiciyi korumayı esas alır. Yani olacak olayların büyüklüğünden dolayı. İşte kapsam alanı GMP'nin dardır. İlaç, aşı, kozmetik vesaire burada uygulanır ama ISO çok daha geniş kapsamlı alanlarda tencere üreten bir tesiste rahatlıkla ISO'yu kullanabilir. Yine bizde özellikle GMP'de ekipman sorgusu, proses sorgusu, SOP'ler yani bu yaptığınız işlerin her birinin bir prosedürü var. Neye göre yapıyorsun? Avrupa Farmakopesi'ni esas alıyorsunuz. O da büyük bir doküman. O dokümanda yapılacak testler, analizler, kullanılacak kimyasala kadar verilir.
Siz ona göre çalışmak zorundasınız. Kendiniz herhangi bir şey ekleyip çıkaramazsınız. Yine personel kalifikasyonu, bu tip tesislerde çalışan personelin kalifikasyonu son derece önemlidir. Yani işinde yetkin, eğitimlerini almış personelle çalışmak zorunluluğunuz vardır. Kritik proseslerin tamamı bu tip personeller. Herkese ses geliyor mu acaba? Efendim? Geliyor Oktay, seste problem yok bizim. Evet, devam ediyorum. Ha, tabii. Yani şey yok değil mi? Yani ben aile şirketiyim kardeşim. Çocuklarımı işte lise mezunu çocuklarımı da oturtup çalıştırırım. Ben bu işi üretirim. Böyle öyle bir şey yok. Ancak personeli aldığınızda belli eğitimlere, oryantasyon, temel GMP, hijyen, kendi çalışacağı yerdeki işle ilgili SOP'lerin eğitimi, eğer kritik bir noktadaysa da uygulama eğitimi supervisor gözetiminde yapılır. Ondan sonra o personel o işlemi yapmaya başlar. Kalite kontrolde çalışıyorsa bunların personel kalifikasyonu çapraz karşılaştırmalı olarak aynı testin sonucunu aynı bulabiliyorlar mı şeklinde 10 test üzerinden 3'er kez yapılır ve ondan sonra o personel evet bu testi başarabiliyor diye yetkilendirilir. Yoksa onun yaptığı sonuçla ürün sahaya giderse ya da İşte kontrole giderse Bornova'ya oradan sorun çıkabilir. O yüzden bunlar detaylı. Yine GMP aslında GMP ortamı şu. Bir tesisiniz, altyapınız olacak. Burada havalandırma sistemi, hava kalitesi yani onlar İngilizce clean room diyorlar, temiz odalar. Bu üretim basamaklarının her biri belli clean room şartlarında yapılıyor. GMP bunları 4'e ayırıyor A, B, C, D diye. A filtrenin altı, B aynı klasta ama onun bir dışı, C onun bir dışı. Bunların arasında yüzer kat fark var. D en dışı, en dıştaki en kirli alanımız bizim ortalama bir dış ortamdan 100 kat daha temizdir. Bize göre en kirli alandır. O içeri doğru gittikçe 1000 kat, 10.000 kat, 100.000 kata doğru gider. Yani içeride hiç partikülün olmadığı, Class A alanlarda üretimlerin yapıldığı veya dolumların yapıldığı noktalar vardır. Yine personel işte gördüğünüz gibi belli eğitimler almış, belli kıyafet şartlarında çalışıyor. Üretimin bir dokümantasyonu var. Siz ne yaptıysanız bu üretime kaydetmek zorundasınız. Eğer bir sorun olursa geriye dönük izlenebilirlik açısından önemlidir. Ekipmanlarınızı rastgele alamazsınız. Kritik üretim ekipmanlarını belirlersiniz. Bu kritik üretim ekipmanlarının malzeme kalitesinden testlerine bir kalifikasyon dediğimiz süreç vardır. Yani bir user requirement dediği bir şartname ile olay başlar. Üretici size bir karşılık verir. FDS dokümanı dediğimiz Functional Design Specification. Sonrasında siz bunu onayladıktan sonra design kalifikasyonu dediği tasarımı yapar. Sonra fabrika kabulü dediği FAT testlerini yaparsınız, gidersiniz fabrikada. Orada uygun bulursanız gelirsiniz buraya, montajı yapılır SAT. Ondan sonra Installation Qualification and Operational Qualification, kurulum ve çalıştırma testleri yapılır. En sonunda ürünle birebir test yapılır. Buna da performans kalifikasyonu denir. Dolayısıyla bir cihazı, ekipmanı, kritik bir üretim ekipmanını almak ve çalıştırmak çok ciddi bir sürece tabi. Yine kalite kontrol her aşamada in process dediğimiz üretim aşamasında ve üretim sonrasında da numuneler alarak ürünün kalitesini sürekli takip eder. Belirlenmiş alt üst limitler aralığında olup olmadığını onaylar. O onayı verdikten sonra siz ancak bunu ürüne çevirebilirsiniz. İşte bu GMP'nin kapsamı 9 tane ana bölümden oluşuyor. Bölüm 1 en önemlisi farmasötik kalite sistemidir. Herkesin bir kalite sistemi var ama aşı ilaçta çalışıyorsanız kalite sisteminiz farmasötik sisteme uygun olmalı. Personeliniz kalifiye olmalı. Bina ve donanımlarınız aynı kalifikasyona tabidir. Dokümantasyonunuz bulunacak. Üretim prosesiniz belli şartlarda dokümante edilmiş ve valide dediğimiz üst seri üretimle doğrulanmış olması gerekiyor. Kalite kontrol biriminiz bulunacak. Bu kalite kontrol birimi bu üretimi ve diğer bütün çalışmaları takip edecek. Kaliteden sapan herhangi bir şey varsa, örneğin biz saf su üretiyoruz. Şebeke suyunu alıyoruz.
İşte onu saflaştırıyoruz, yaklaşık 5000 kat saf bir su elde ediyoruz. Bu suya biz işte ya highly purified, yüksek saflıkta su, ya da water for injection denilen enjektable su diyoruz. Bu sudan siz mesela bir liyofilize aşıyı alıp sulandırıyorsanız, o kullandığınız sulandırma sıvısı bu water for injection dediğimiz VFU sudan yapılır. Dolayısıyla onun da üretiminin bütün aşamaları rutin olarak haftada bir kez numune almak kaydıyla kalite kontrol tarafından sürekli takip edilir. Aynı şekilde su üretirsiniz, buhar üretirsiniz, hava üretirsiniz. Bütün bu kullandığınız üretim malzemeleri diyelim onlara, sistemlerinin ürünlerini kalite kontrol takip eder. Yine taşeron faaliyetler, mesela ürünü siz üretirsiniz de dolumunu İngiltere'de yapabilirsiniz. GMP'li bir tesis bulur, anlaşma yaparsanız veya yurt dışında üretim yapan bir firma gelip sizden GMP'li tesisinizde dolum ünitenizi kullanmak isteyebilir. Ya da size bulk ürün ürettirir, siz o aşamaya kadar getirir. Belli bir taşeron faaliyetler sözleşmesi adı altında kişiye, ilgili kuruma teslim edebilirsiniz. Bunların açıklandığı bölüm 7. Şikayetler ve geri çekme, ürünle ilgili herhangi bir sorun olduğunda nasıl şikayet yapılacak, nasıl ürün geri toplatılacak, bunlar bakanlık mevzuatında bellidir. Kimlere haber verilecek, ne kadar süre içinde toplanacak, bütün bunlar takip edilir. Yine rutin olarak yılda en az bir kez olmak kaydıyla iş denetimler yapılır. İş denetiminde maksadı bilineceği gibi dış denetçi bulmadan önce biz bulalım, çözelim. Böylece sorun yaşamayalım. İşte bu demin bahsettiğim Udrolex Volume 4. Bu Udrolex diye yazarsanız Volume 4'ü direkt internetten bulabilirsiniz. Aynı burada demin bahsettiğim Chapter 1 diyor, Pharmaceutical Quality System diyor vesaire. Bunların hepsi burada mevcut. Açıp İngilizcesinden de ulaşılabilir. Yoksa Tarım Bakanlığı'nın internet sayfasında iyi üretim uygulamaları ile ilgili dokümanlar mevcuttur. İşte kalite sistemi neleri takip eder, nasıl çalışmalıdır, kalite sisteminin kapsamı nedir? Burada farmasötik kalite sistemi ile ilgili detaylar var. Kalite sistemi işte dokümantasyona bakıyor, uzman personel istihdamıyla ilgileniyor, tesis ekipmanla ilgileniyor. İyi bir kalite sağlayabilmeniz için sizin bir tesis dokümanınız oluyor. Yani siz hiç bilmeyen birine, özellikle denetçi gelmeden önce tesis dokümanını ister. FAKEK diyoruz ya da ÜYAP diyoruz. Bu üretim yeri dokümanını alır. Burada ne kadar alan var, kaç personel var, hangi üretimler yapılıyor, hangi alanlarda yapılıyor, hangi SOP'lerle yapılıyor, sizden dokümantasyon sisteminin listesini ister. Bunlarla ilgili bütün ön bilgileri içerir. Yani başlangıç ham maddesinden, depoya ürün girişinden, ürünün sahaya sevkine kadar olan her şeyden özetle bahsedersiniz. Ve referans dokümanları, işte talimat, SOP dediğimiz talimatların isim ve kodlarını verirsiniz. Ve denetçi buraya gelmeden önce tesisi önceden görmüş gibi bir bilgi edinir ve o bilgiyle buraya gelir. Yine kalite sistemi gereği olduğu bir örneğin ara üründe ya da üründe pH ölçüyorsunuz. pH'ınız limit dışı çıktı. Hemen bir sapma açıyorsunuz. İşte İngilizcesi OOS diye geçiyor. Neden limit dışı çıktı? Acaba ölçüm cihazı mı bozuk? Numune mi yanlış alındı? Yoksa numune her şey doğru, ürün mü yanlış? Dolayısıyla bunu sapmayla tespit etmeniz bekleniyor. Şayet işlem bir sonraki basamağa geçiyorsa DÖF dediğimiz düzeltici, önleyici faaliyet açıyorsunuz. Yine ISO'da bunlar var. Ve bunları tespit ediyorsunuz. Yani ben bu hata var, nasıl düzeltirim? Bunun etkileri nelerdir? Ve bu hatanın tekrar olmaması. Yani bizde esas amaç kök neden dediğimiz, kök nedeni bulup çözmektir. Kök nedeni bulamadığınız zaman aynı hata tekrar eder. Tekrar eden hatalarsa iyi bir kalite sisteminin olmadığını gösterir. Yine kalifikasyonlar, validasyonlar. Kalifikasyonlar hem personel hem cihaz ekipmanı için. Validasyonlar genelde prosesleri içerir. Yani bir üretim prosesini baştan sona belli başlangıç ham maddeleri ve belli koşullar altında
sürekli tekrarlarsınız ve GMP'nin sizden beklediği, sizin başta yazdığınız sonuçları elde etmiş olmanızdır. Tabii biyolojikte bu biraz zordur. Yani kimyasal ve diğer şeylerde %99 nokta küsürlü rakamlarla siz sonuçları yakalayabilirken, biyolojide bu her zaman böyle olmayabilir. Onun da alt üst limitlerini bakanlığın bu işte protokollerinizde tanımlarsınız ve bakanlık onaylar. Bunlar da uluslararası farmakopya eğer uygunsa o zaman siz o limitler içinde çalışırsınız. Ama GMP her sene aynı hatayı veya aynı aralığı da kabul etmez. Sizden gelişme görmek ister. Yani geçen sene %90 seviyesindeyseniz bir sonraki yıl hiç olmazsa 91-92, daha sonraki sene 93-94 olmanızı bekler ve sizi sürekli iyileştirmeye zorlar. Altında zaten sürekli iyileştirme çalışmaları, yani Kaizen prensibi gereği her gün bir hata düzeltilir. İş denetimlerle bulunan hatalar giderilir ve kalite sürekli artırılmaya çalışılır. Yani bir sistem kuralım, sürekli aynı sistem çalışsın, bunu kabul etmiyor. Diyor ki sen diyor her yıl kendini geliştirdiğini, hatayı azaltıp kaliteyi yükselttiğini de bana sürekli iyileştirme çalışmalarından, iş denetimlerinden göstereceksin. Sen göstermezsen ben zaten görüyorum, geldim yaptım denetimi. Geçen sene 50 tane sapma belirledim. Sen bu senede 50 tane eğer bana bulgu veriyorsan sende bir gelişme yok. Bunun normal şartlarda azalıyor olmasını bekliyorum diyor. Dolayısıyla ilk denetimde atıyorum 60 bulgu yediyseniz bir sonraki denetimde 50, bir sonrakinde 40-30 böyle azaltıyor olmanızı da sistem sizden bekliyor. Türk yine valide sistemlerde Türk içi bağlama şansımız yok diyorsun yani. Yok, öyle bir şey yok. Valide bir sistem kurduğunuzda o valide sistemde ben bugün böyle yapayım, yarın da böyle yapayım diye bir şey yok. O tamamen dokümante edildiği için eğer bir değişiklik talebi varsa bunun gerekçesiyle birlikte kalite güvence birimine yazılması gerekiyor. Change control dediğimiz değişiklik kontrol formunu dolduruyorsunuz. Ne yapmak istediğinizi ve niye yapmak istediğinizi yazıyorsunuz. Kalite güvence birimi ilgilileri topluyor o konuyla ilgili ve değerlendiriyor. Bu değişiklik yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Yapılmamalı derse zaten yapılmıyor, ama yapılmalı derse bu değişiklik neyi etkiler? Bunda neleri kontrol edeceğiz? Bu değişikliğin olası sonuçlarını biz nasıl izleyebiliriz? Bunu ne kadar takip edelim? 3 ay mı, 6 ay mı? Bu tip görevlendirmelerle yapılacak değişikliğe onay verir ve siz yaptığınız değişikliğin ürün ve üretim açısından bir kalite kaybı oluşturmadığını veya artışı sağladığını ispatlarsınız. Ondan sonra bu change control kapanır. Bu change control belli kurallara tabi. Bir de bir tesis kurulumunda benim buradaki esas görevlerimden birisi de odur. Yeni tesislerin kurulması ya da modernizasyonu. Kalite risk yönetimi, QRM Q9 dokümanı. Bu aslında başka yerlerde de benzer şekillerde bulabilirsiniz. Esas olan risk bazlı olaya bakmak. Burada riskler nelerdir? Önce bunları tanımlıyoruz, analiz ediyoruz. Tabii bu bir ekip tarafından yapılıyor. Ondan sonra bu riskler bir ne diyelim puanlanıyor. Yani bu risk gerçekten kritik midir, orta şiddette midir yoksa zayıf bir risk midir? Buna göre risk eğer kritik bir riskse bunu kabul edilebilir bir düzeye düşürmemiz lazım. Ama tabii ki bunu unutmamak lazım. Risk ve maliyet arasında ters orantı var. Riski azalttıkça maliyetiniz artar. Dolayısıyla bir denge bulmanız lazım. Sonuçta belli bir bütçeyle çalışıyorsunuz. Risk kontrolü, riski tespit ettiniz, puanladınız. Bu riski kontrol etmeniz bekleniyor. Burada bir takım tedbirler alıyorsunuz ve kabul edilebilir limit içine düşürüyorsunuz. Diyelim puanını 36 ve üstünü orta risk, işte şu anda hatırlamıyorum, 70 üstünü de kritik risk diye belirlediyseniz bunun kabul edilebilir riski 36'nın altı. O işte faktörleri
ve risk azaltma tedbirleriyle bunu oraya düşürüyorsunuz. Biz genelde burada bir takım metotlar var. Her metot her yerde kullanılmasa da bu metotları, risk analizi metotlarını kullanmanız gerekiyor. Yine bu riski tabii belli periyotlarda da gözden geçiriyorsunuz. Geçen sene size risk olmayan bir konu bu sene riske dönüşmüş de olabiliyor. Validasyon işte sistemin, tesisin, ekipmanların, prosesin doğruluğunun, güvenilirliğinin ve tekrarlanabilirliğinin kanıtlaması işlemidir. Siz son derece iyi bir cihaz, ekipman ve tesis kurmuş olsanız bile bu tesis canlıdır, yaşıyor. Ve o da bizim gibi belli zamanlarda bakıma ihtiyaç duyuyor ve yaşlanıyor. Dolayısıyla biz bu tesisi sürekli kontrol altında, bakımlı tutmamız gerekiyor. İşte bu da sürekli validasyon ve kalifikasyon çalışmalarıyla başarılıyor. Bir temel olarak cihaz, eğer kalibre edilebilir diyelim ki bir sıcaklık sensöründen bahsediyoruz. Soğuk odayı izliyorsunuz. Sıcaklık sensörünüz doğru okuyor mu? Onu gösteren ekran doğru çalışıyor mu? Sizden sürekli bir takip yapmanızı, belli kayıtlar almanızı ister sistem. Yılda bir de bu sensörü kalibre edersiniz. Ama der ki sensörün kalibre güzel de odanın her tarafında sıcaklık acaba o değerde mi? Biliyor ki değil. Dolayısıyla bir haritalama çalışması ister. Siz girer odaya 9 tane, 15 tane, 16 tane data logger koyar ve odadaki sıcaklığı en az 48 saat olmak üzere izlersiniz. Fakat bunu yaptıktan sonra belirli şartlarda cihaz ekipman yorulmuş, arızalanmış olabilir ya da raf yerleşiminde değişiklik yapılmış olabilir. Sizden duruma göre değerlendirme ve bunun tekrarını ister. Belli periyotlarda siz bütün cihaz, ekipman ve sistemlerinizi gözden geçirirsiniz ki yaşlanan, bozulan, arızalanan ya da herhangi bir değişiklik nedeniyle istenildiği gibi çalışmayan bir sistem var mı? Bunu kanıtlamak zorundasınız ve bütün bunlar dokümante edilir, raporlanır. Sizin kendi ekibiniz varsa ekibinizde yaparsınız. Yoksa üçüncü kuruluşlar bunları gelir sizin adınıza yapar ve raporlarlar. Yine temizlik validasyonu çok önemlidir. Bizde üretimlerin yapıldığı alanlar GMP, Class A, B, C, D diye sınıflandırdığımız temiz odalardır. Ve bu temiz odalarında yıllık olarak veya 6 aylık olarak periyodik validasyonları ve kalifikasyonları vardır. Siz önce bütün sistemi, filtreleri yıkar, temizler, değiştirir, hazır edersiniz. Ön kontrollerinizi, basınç farklarını ölçersiniz ve daha sonra eğer ekibiniz varsa kendiniz, yoksa dışarıdan bir ekip gelir. Bütün bu değerlerin GMP'nin belirttiği standartlarda olup olmadığını ölçer. Partikülleri sayar, basınçlara bakar, sıcaklığa bakar, kritik yerlerde neme bakar. O gider, sizin kalite kontrolünüzle bu sistemlerin, clean room dediğimiz odaların belli kalitede devam edip etmediğini numune alarak yüzeylerden, çalışma alanlarından, biyogüvenlik kabinlerinden, kritik nokta olarak belirlediğiniz noktalardan sürekli numune alarak takip eder ve mikrobiyolojik limitlerin dışındaysa yeniden sağlama açılır, kontaminasyon dediğimiz işlemler yapılır. Dolayısıyla sistemi sürekli izlersiniz. Her gün numuneler alırsınız ve o sistemde üretim yaptığınız anda şartların, istenen şartları sağladığını denetçiye göstermek durumundasınız. Sonuçta canlı bir yapıyla çalışıyorsunuz ve canlı yapıyı etkileyecek bir yapı üretiyorsunuz. Bir tekstil atölyesi değil, çok hassas değil mi bu özellikle kontrol mekanizması? Kesinlikle. Yani herhangi bir hataya yer verecek bir şey yok gibi. Şimdi ürünün içine giren, Mehmetciğim, diyelim ki kimyasallar var. Bu kimyasallardan başlamak üzere bizde tedarikçi kalifikasyonu da vardır. Yani mümkünse gidip tedarikçinizi yurt içi yurt dışı gider denetlersiniz. Bu da GMP standartlarında çalışıyor olması gerekiyor. Kritik üretim malzemelerini üreten özellikle kimyasalcılar ve diğer filtreciler vesaire, bunları siz de takip etmek durumundasınız. Ha, bu İtalya takip etmiyorsanız... İtalya ziyaretleme sebebi bu yani. Evet, o daha çok o bahsettiğim kalifikasyon kapsamında FAT dediğimiz Factory Acceptance Test, fabrika kabul testlerinde oluyor. Ama kalite güvence sorumlusu da
yurt içi, yurt dışı bu tip ziyaretler yaparak benim kimyasalım istenilen standartlarda üretildi mi, üretiliyor mu, üretilmiyor mu? Gidip o sistemi, üretici firmanın kalite sistemini denetleyebiliyor. Randevu alıyor, gidiyor. Bayağı bir denetim yapıyor. Dolayısıyla işin ucu çok açık ve çok geniş. Yapabildiğiniz noktaya kadar yapıyorsunuz. Yapamadığınız noktada ya checklistler gönderip cevaplar alarak ya bazı dokümanlar isteyerek bir şekilde onu takip ettiğinizi ve bildiğinizi gene göstermek durumundasınız. Aşıyı üretim aşamasında veya üretim sonrasında belli kalite standartlarına tabi. Yani nemi, vakumu, efendim eğer şeyse fizikokimyasal olarak işte biyofilize bir ürünse, sterilitesi, ekstra ajanlar, yani sizin istemediğiniz bir şey onun içinde var mı? İşte demin sorduğunuz soru vardı ya, aşı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Eğer diyelim ki bir tesis GMP standartlarından ödün veriyor, işi sadece ticari olarak görüyor. İşte yaptığınız ekstra ajan testlerinde bunun işte sınırı yok. Yani siz 20 tane de çok spesifik test yaparak 20 ayrı ajana bakabilirsiniz. Ama belki 50 tane ajan var. O 50 tane ajana bakamıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Onunla ilgili bir soru işareti var. Ha şunu diyorsunuz, Avrupa menşeliyse bunlar yoktur. Ama işte Hindistan'dan geldiyse bir daha bakalım, burada sıkıntılar olabilir gibi. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre de maalesef farklı testler uygulayarak ekstra kontroller yapmanız gerekebiliyor. Yine saflık, işte zararsızlık, yani yaptığınız hedef hayvana zarar vermeyecek ve bağışıklık, yani yaptığınız su hiçbir faydası yok. Bağışıklık veriyor mu, vermiyor mu? Gidip bu hayvana yaptıktan sonra, bakın şurada bir grafik var. Bu grafikte aşının rapel durumu gösteriliyor. Siz ilk antijeni veriyorsunuz, bir pik yapıyor. 20 gün sonra, 20 küsur gün sonra düşmeye başlıyor antikor seviyesi. İkinci rapel dediğimiz aşılamayı yaptığınızda artık respons, cevap artıyor ve uzun süreli bir bağışıklık sağlayabiliyorsunuz. Bütün aşılarınızla ilgili bu tip çalışmalar yapmak durumundasınız. Sizin aşınız ne yapıyor bilmeniz açısından. Yine bunlar da protokol dosyalarına konuluyor. Personel, az önce bahsettiğim eğitimli ve kalifiye olması gerekiyor. Özellikle aşı üretiminde kilit personel denilen bir kavram vardır. O personeller kimdir? Bir mesul müdür. Bu aşıların bu tesisten salıverilmesine bir mesul müdür onay verir. Kimdir bu mesul müdür? Veteriner hekim. Ne yapması gerekir? Aşıyı bilmesi gerekir ve aşının kalite özelliklerini tanıması gerekir. Kalite güvence sorumlusu. Kalite güvence sorumlusu yapılan bütün işlemleri, üretim ve kalite kontrolün yaptığı işleri denetler. Limitlerin içinde olup olmadığını kontrol eder ve kaliteyi garantiye alır. Bu kişi kritiktir. Üretim sorumlusu. Bütün aşı üretim prosesini üretim sorumlularına teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla üretim sorumlusu da çok kritik bir personel. Yine kalite kontrol sorumlusu. Aşıyı üretmişsiniz. Bu işler gerçekten ağır, zor yatırımlar. Yani ekonomik olarak baktığınızda özel sektörün bu işe girmesi için mantıklı bir neden yok. Kâra geçme süreniz 10 yıldan aşağı değil, 20 yıla yakın. Şimdi böyle bir tesisi özel sektörden beklemek hakikaten çok zor. Yani bizim burada ben yapıyorum alımını, şartnamelerini, yazımını, testlerini vesairesini. Bir cihaza bir teklif geliyor 700 bin euro. Bir dolum makinesine bir teklif geliyor 1,5 milyon euro. Bir tane otoklava, basit bir tane otoklava, bizde 20 tane var. Teklif geliyor 100 bin euro. Yani öyle uçuk rakamlar ki bu kadar paranız varsa zaten gidin Migros açın. Gıdaya girin, daha çok para kazanırsınız. Burada hem bu parayı yatıracaksınız milyonlarca doları, hem de dönsün diye 10 sene bekleyeceksiniz, 15 sene bekleyeceksiniz. Özel sektörü cezbetmiyor bu açıdan. Normalde yurt dışında bu işler devlet kanalıyla oluyor. Devlet kuruyor. Bizde de devlet enstitüleri var. Belli bir aşamaya getiriyor. Daha sonra özel sektörü bir şekilde işin içine çekiyor. Ne ürettiğimize, ne sattığımıza bakar.
Gerisi hepsi bizde. Özel sektörü rahat bırakır. Dolayısıyla biz sadece üretimimizi yaparız, satışımızı yaparız. O da o kardan ne pay alacak, bütçemi onaylar, ona bakar. Ve emin olun şu anda Türkiye'den çok daha ileri sistemlerle çalışıyor bu iki ülke. Diğerlerini zaten söylemiyorum. Özel sektör belli bir seviyeye gelmiş. Ama çoğunun kökeninde özel sektöre bu işler devlet tarafından aktarılıyor. Devlet bir şekilde bu sektörün gelişmesi için çok özel imkanlar sunuyor. Tesisini açıyor. Diyor ki gel benim tesisimi kullan. Bu şekilde senin bir sürü yatırıma girmeden sadece bir modernizasyonla üretim yapmanı sağlıyor. Yine mevzuat olarak destekliyorlar. Yani ben bir İtalyan GMP eğitimcisinin söylediği cümleyi hiç unutmuyorum. Böyle bize kendi üretim tesisini gösteriyor. Baktım fayans. Sorduk dedik ki GMP'li tesiste fayans var. Nasıl oluyor bu iş? Derz araları, mikrop yuvası. Diyor ki bu benim diyor eski bir tesisim. GMP'si var mı dedik. Var dedi. Peki dedik biz de kabul etmiyorsunuz bunu. Evet dedi. Çünkü seni ben denetliyorum dedi. Sen bana uymak zorundasın dedi. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tarafını da görmemiz lazım. Yani bu işleri bir şekilde devletin el atıp bugün şu anda korona vasıtasıyla güncel bir hale gelmiş olan aşı üretimi çok kritiktir. Bakın 2000 yılında biz bir dönem sadece yılda iki aşılama yapılırken bir dönem aşı üretemedik. O bir dönemlik aşımızın çok kısmi bir kısmını yurt dışından aldık. Normalde bizim üretim maliyetlerimizin 3-5 katına aldık. 2 milyon euro verdik Türkiye'deki üretilecek aşının onda birine. Düşünün sadece bir aşı bu. Dolayısıyla siz eğer aşıyı üretebilirseniz ki bizim burada örneklerimiz var. Türkiye'de üretilmeyen bir aşıyı ürettik. Söyleyeyim onu da trikodol dediğimiz mantar aşısı. Firma fiyatını yarıya düşürdü. Ve o günkü fiyatına 5 yıldır çıkamadı. Çıkmadı. Hala 15 liradan satıyor. Ama biz daha çıkarmadan 16 liraydı 2014 yılında. Yani bunu yaparsanız evet ülke ekonomisine hiç bir şey yapmadan sadece biz o işten para kazanmasak da devlet bu işten ve çiftçi bu işten kazanıyor. Dolayısıyla bunları eğer üretemezseniz işte o zaman onlara mahkumsunuz. İstedikleri fiyattan aşı verebilirler size. Başta ucuz verip daha sonra hepsini birden de alabilirler. Dolayısıyla bu teknolojide biz çok geç kalmış değiliz. Yani Avrupa'da, Amerika'da uçmuş kaçmış değil. Aramızda teknik olarak belki 5-10 yıl vardır ama o da kapatılabilecek bir mesafedir birçok ülkeye göre. Hatta şunu söyleyebilirim. Veterinerlik alanındaki tesislerimiz, yine bakanlığı tebrik etmek lazım. Birçok Avrupa ülkesinden, hatta Amerika'dan, adını duyduğunuz o koca koca tesislerden daha öndedir. Hatta bazı durumlarda, off the record veriyorum bu bilgileri, kendi insanları için ürettikleri tesislerle, aşı ürettikleri tesislerle, bizim gibi 3. dünya ülkesi olarak gördükleri ülkeler için ürettikleri tesisler arasında da çok ciddi farklar var. Bir barakada Türkiye'ye aşı üretiliyor ama kendileri için çok lüks GMP'ye uygun tesis yapmışlar. Dolayısıyla bu tip durumlar maalesef var. Siz yurt dışından aldığınız aşının ki bu firma adı çok büyük olsa da kalitesini tam bilemezsiniz. Hatta yani çok yanlış şeyler de vardı. Yurt dışından gelen aşılar biz 4 teste tabiyken onlar 1 teste tabiydi. Şimdi Allah'tan düzeltildi bu yanlış ve birçok firma GMP denetimine mecbur bırakıldı. Geçen sene itibarıyla geçen benim bildiğim kadarıyla 20 başvurudan bir tanesiydi. Bakın bunlar çok ciddi şeyler, iddialar ve yani Avrupa bu konuda veya Amerika çok iyi durumda değil. Biz de iyiyiz. Hatta bizim tesislerimiz özellikle ilaçta Avrupa'dan da iyidir. O kısmı da az çok eklemiş olayım. Bunları da bilgi olarak verdim. Biz ekonomi politikaya girdiğimize göre ben bir soru sormak istiyorum burada. Evet. Biz aslında şu anda aşıda anlattığım birçok şey ama ne kadarını dışarıdan alıyoruz, ne kadarı içeride, ne kadar para veriyoruz, ne kadar içeride bunu yürütebiliriz? Evet.
güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi daha önce 1900 kaçlı yıllar, 2000 öncesi diyelim, Hıfz-ı Sıha Kurumu vardı. Ve Hıfz-ı Sıha zamanında işte bizim en büyük eksiklerimizden biri çağa uyum sağlamada biraz yetersiz kalıyoruz. Zamanında iyi bir kurum ve bu ülkedeki çocukların aşılarını Hıfz-ı Sıha Kurumu üretiyordu ve orada değerli uzmanlar vardı gerçekten. Ben de asbelkader bazı sebeplerden dolayı ziyaret ettim. Ancak zamanın gerektirdiği dönüşümü yapamadılar. Burada tabii ki ben oradaki uzmanlara değil, bakanlıktaki yöneticilerle bu işi ilişkilendiriyorum. Biraz ufuk, biraz da dünyayı doğru okumamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'de 3 tane tesis var. Bu 3 tane tesisin ürettiği aşı miktarı veteriner alanında %10. %90'ı hala ithal. Bu 3 tesis ve tesisi mi, siz de dahil misiniz? Veteriner aşı üreten 3 tane tesis var. Biz de dahiliz. Ve Beşeri'de şu anda Beşeri için aşı üreten Türkiye'de tesis yok. Sıfır. Veterinerlik bu alanda daha önde. Sebebi ne? Sebebi işte Etlik, Pendik, Bornova ve Ankara Şap Enstitüsü. Şap Enstitüsü Müdürlüğü endüstriyel ölçekte 3 tonluk biyoreaktörlerde hücre üretimi, virüs üretimi yapan Türkiye'deki şu an itibariyle tek tesis. Ancak işte az önce bahsettiğim devletteki mevzuat sıkıntıları nedeniyle bir sıkışmışlık var. Tesis GMP'ye göre bu işi bir şekilde devralması gerekiyor. Bu anlamda biz de onun için elimizden geleni yapıyoruz. %10 ve benim size bahsettiğim rakamlar milyon eurolar, milyar eurolar. Tek kalem aşıda, mesela kanatlı aşısında Türkiye'den çıkan para her yıl 50 milyon euro. Tek kalem kanatlı aşısı. Ve toplama bakarsanız milyar euro civarında aşı üretilebiliyor. Oysa ki bu rakama, bakın o söylediğim rakama, dünya ölçeğinde bir tesis kurabiliriz. Bunu bilerek söylüyorum. Ve milyarlarca liralık oradan üretim yapıp dünyaya satış yapabiliriz. Ama o aşıya her yıl o parayı veriyoruz. Bir yıllık parayla dünya ölçeğindeki tesisi kuramıyoruz. Benim anlayamadığım, zorlandığım nokta bu. Özel sektör mantığıyla tabii yıllarca devletten çalıştık. Benim beynim 5 yılda ancak özel sektörü anlamaya başladı. Bildiğimi de iddia etmiyorum ama anlıyorum artık. Eğer üretemezseniz maaş veremezsiniz. Bu kadar basit. Üretemezseniz elektriğinizi ödeyemezsiniz. Dolayısıyla üretmek zorundasınız. Ama devletteyken öyle değil. Yani akşama kadar internette sörf yapsanız sorun olmayabiliyor. Bunu, bu verimliliği özel sektör yaparsa zaten batar. Bu nedenle ülkenin şu an için Dolvet gibi, işte bizim rakibimiz Vetal gibi veya kardeş firmamız diyelim, Egevet gibi İzmir'deki daha 10 tane tesise ihtiyacı var. Ya da bu tesisleri 10 kat büyütmeye ihtiyacı var ki biz sadece kendimize hedef almayalım. Yani Orta Doğu olsun, Afrika olsun, Türk Cumhuriyetleri olsun, hepsi aşı istiyorlar. Onlar da maalesef teknolojiler henüz daha bizim seviyemizde bile değil. Dolayısıyla yurt dışında bu her bir pazar bir ülke tarafından tutulmuş durumda ve istediği fiyattan, istediği şekilde mal verilebiliyor. Neden bizim ülkemizde bu işe ortak olmasın? Neden biz bu ülkelerin aşı ihtiyacını gidermeyelim? Bizim gördüğümüz kadarıyla bizim iç piyasa pazarı kadar, bakın bizim ürettiğimizin 10-20 katı kadar biz üretim yaparsak ülkeyi karşılıyoruz. Bunun da 3-5 katı kadar üretim yaparsak yakın çevremizi karşılıyoruz. Buyurun pazarın büyüklüğüne bakın. Kaç milyar euroluk bir pazar. Dediğim gibi burada şu anda halen fırsatlar kaçmış değil. Ülkemiz bir şeyler yapıyor. Ama bu işlerin çok hızlandırılması gerekiyor. Ben buraya geldim. 7 yılda 9 tane yatırım yaptım. 100 metrekare, 500 metrekare, 300 metrekare kazandıkça tesis yapıyoruz. Böyle olmamalı. Normalde devlet gelmeli. Ne istiyorsun kardeşim? Şunu istiyorum. Al sana 10 yıl, 20 yıl vadeli para. Otur yap bunu. Bana aşıyı getireceksin. Ben aşıyı görmezsem senin canını yakarım. Bu kadar.
O zaman slogan şu. Ve bu tesisi 3 yıl içinde ben kuracağım. 3 yıl sonra piyasaya ürünler çıkmaya başlayacak. 5 yıl içinde de ülkenin ihtiyacının diyebilirim ki %50'sini rahatlıkla veririz. O zaman her yıl. Evet. Özür dilerim. Slogan şu. Bu yerli aşı aslında yerli üretim şey gibi yerli otomobil kadar çok önemli. Hatta yerli otomobilden bile çok daha önemli. Ciddiye alınması gereken bir konu diyebiliriz. Yanlış evet, ifade ettim. Şimdi nereden bağlayalım? Şöyle, korona aşısı bulundu. Korona aşısını inşallah biz buluruz, bulacağız. Biliyorum. Belki bizim de bir katkımız olabilir ileride. Bunu diyelim ki A firması işte İngiltere'de üretti. Size satacağı da garanti değil. Üretim kapasitesinin dünya ihtiyacını karşılayacağı da garanti değil. Size vereceği fiyatın ne olduğu da belli değil. Yani bu kadar riske bir devlet girebilir mi? Giremez. Yani şu anda yapılan çok doğru. Kesinlikle yerli ve milli aşı üretmelisiniz. Bakın ben size bir dönem yıllık bahar aşısının az bir miktarını üretemedik, yurt dışından aldık, başımıza gelenleri söyledim. Mantar aşısını hala 5 yıldır aynı fiyata çıkarmadılar. Niye? Daha önce 4 katı, 5 katı, 10 katı fiyatla satıyordu. Şimdi ne yapıyor? Mecbur karından zarar ediyor. Karından zarar ediyor. Dolayısıyla bunlar hakikaten milli meseleler. Ve bunlarda kesinlikle tedbir alınmalı. Sadece veteriner aşıları değil, insan aşıları da bu ülkede üretilmelidir. Bunun için altyapı da var, personel de var, bilgi de var. Sadece niyet olması gerekiyor. Umarım bu niyet de ortaya çıkar. Arkadaşlar konu uzun fakat ben isterseniz burada kesebilirim. Bir soru daha sorayım ben, ondan sonra başka soru var mı soru talep edelim, yoksa senin vaktine göre kesebiliriz. Şu evet. Anda 3 tesisiz dediniz. Bu tesisler ne kadar dolulukta çalışıyor? Atıl kapasite mümkün mü, var mı? Ya da işte diyelim ki 10 tane daha tesis kurduk. Atıl kapasite olma ihtimali olur mu? Şöyle. Ne üretirse şimdi yapar mı sorusunu sormaya çalışıyorum. Anlıyorum. Şimdi tabii bu sonuçta bir fizibilite hesabı. Ülkeler FAO ihalelere çıkıyor ve toplu alımlar yapıyor. Bazı ihalelere mesela bizim kapasitemiz yetmiyor. Biz küçük orta ölçekte bir firmayız. Normalde bu tip tesisler dünya üzerinde 50 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık tesisler ve sadece bir tanesinin 20 tane fabrikası var. 30 tane fabrikası var. Binlerce çalışanı var. Her ürün için ayrı bir üretim tesisi kurabilecek yeteneği var. Dolayısıyla olaya böyle baktığınızda çok sayıda küçük tesis yerine eğer kalite istiyorsanız büyük tesis kurmanız gerekiyor. Dünyayla rekabet edebilmeniz için onların şartlarında yarışmanız gerekiyor. Onların karşısına onlar gibi çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu tesisleri büyütmek. Yeni tesis de olabilir tabii ki ama esas olan küçük küçük 10 tane tesis aynı bizim çiftçinin durumu, bir kooperatif olamıyor. Dolayısıyla siz bir büyük tesis olduğunuzda direkt marka oluyorsunuz. Marka olduğunuzda fiyatınızı 3'le 4'le çarpıyorsunuz. Yurt dışının şu anda yaptığı budur. Dolayısıyla bizim bir ürün yelpazemiz var. Diyelim ki 50 kalem, 60 kalem. Biz şu an için 30 kalemini üretiyoruz. Bir kez her bir tesisin bu ürün yelpazesini tamamlaması gerekir. Ya da devlet üst akıl olarak demelidir ki A tesisi sen de bendensin, B tesisi sen de bendensin. Şu 3 ürünü sen üret, şu 5 ürünü sen üret, şu 10 ürünü de sen üret. Ben senden, senden ve senden bu ürünleri alacağım. Dolayısıyla gel devleti, halkı da zarara uğratmayalım. Fiyatlar belli, fixleyelim 5 yıl, 10 yıl. Sen bu fiyatlar üzerinden bana aşıyı garanti et. Başka bir şey daha garanti et. Neyi garanti et? Yerli kalacağını garanti et. Gel devlet olarak bu kuruma ortak ol. %1 de olsa devleti ortak ol bu kurumun satılmasını. Çünkü devler bekliyor. Siz belli bir kıvama geldiğinizde kapınızı çalıyorlar. Tık 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 ben geldim. Kaç istiyorsun? Ne istiyorsun?
5 istiyorum 5, 10 istiyorum 10. Hiç umurunda değil adamın. Çünkü çok büyük. Dolayısıyla aman bu kadar emek edilmiş, 20 yıllık bakın 18 yıllık bir emek var burada. Bu tesisin yabancılaşması mümkün mü? Evet mümkün. Diğerleri de mümkün. Ticaret kanunu yasası var. Satar mı? Satar sahibinin elinde. Ama şayet siz devlet olarak bununla ilgili bir tedbir alırsanız bir şekilde tabii ki engelleyici olmamak kaydıyla, gelişmeyi engellememek kaydıyla o zaman ne yapabilirsiniz? Bu tesisin yerli kalmasını sağlarsınız ve bu ülkeye hizmet etmesini sağlarsınız. Üretir, ihraç da edersiniz. Dolayısıyla şu andaki kapasitenin rahatlıkla 30 katı, 50 katı mümkün ve bu ülkenin ihtiyacı. Beşeri de aynı şey söz konusu. Zaten beşeri de hiç olmadığı için güzel çalışmalar var ama bu işler çok zaman alıyor. İşte o yüzden devlete ihtiyaç var. Yani yatırımcı 6 ayda, 1 yılda, 2 yılda geri döndüğü zaman mutlu oluyor. 5 yılda geri döndüğü zaman şüpheli oluyor. 10-15 yılı bulduğu zaman ne yapıyor? Bu sefer yatırıma girmiyor. O yüzden devlet bir şekilde elinden tutması gerekiyor yatırımcıyı. Hem koruma altına alacak hem destekleyecek. Evet Taşın abim. Evet. Sanırım soru mesaja yazdım. Soruya soru soran yok gibi. Evet. Teşekkür ederiz. Oldukça detaylı. Bizim hani çok da bu kadar ciddi zannetmediğimiz çok teferruatı olan bir konuyu bize anlattın. Yani yapılabilecek çok daha şeyin bize olduğunu bize anlattın. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Verdiğiniz için, dinlediğiniz için. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. İlgilenen arkadaşlar da ihtiyaç hissettiklerinde Ümit'ten alkış geldi. Sorumu var zannettim. İhtiyaç hissettiklerinde adres bellidir. Taşkın abimden her türlü bilgiyi alabiliriz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu belki bu dönemin son dersi olabilir. Belki bir ders, bir program daha yapabiliriz. Eğer son ders olursa Eylül'de bir tane daha yaparsak bir sonrakinde görüşmek üzere. Taşkın abim tekrar ağzına sağlık. Bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum sana da dinleyici arkadaşlara da. Görüşmek üzere. Peki görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bekleyin.